Kur'an-ı Mecid'inde 114 sure var. 114 sure var. Bu surelerden birisi de Nisa suresi. Suretün Nisa. Suretün Nisa'nın 97. ayetinde hicretin hükmü aynen şöyle belirtiliyor. Hicretin hükmü. Bakınız. Hemen arz edip geçeceğim. Estaizu billah. اِنَّ الَّذ۪ينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِ اَنْفُسِهِمْ قَالُوا ف۪يمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَف۪ينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا ف۪يهَا فَاِلٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَص۪يرًا. صدق الله العظيم. Allah-u Azimüşşan aynen şöyle haber veriyor. İnsanların ruhunu kabzeden melekül mevt, yani ölüm meleği, insanın ruhunu, ruh emanetini alan ölüm meleği, insanın canını alırken aynen şöyle söyleyecek. Şu şekilde söyleyecek. Kalu diyecekler ki fîme küntüm, siz dünyada 60-70 şu kadar ömür sürdünüz, hayat sürdünüz. Bu ömrünüzde, hayatınızda Allah'ın dinini hakim kılabilmek için, Allah'ın hükmünü hakim kılabilmek için ne yaptınız, nasıl mücadele ettiniz, ne iş yaptınız diyecekler. Melekler insanın ruhunu alırken aynen soracakları suali Hazreti Allah şimdi de haber veriyor. اِنَّ الَّذ۪ينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَ. Melekler insanı vefat ettirirken, yani ruhunu, canını alırken aynen vallahi şunu soracak. فِيمَ كُنْتُمْ. Dünyada ne iş yaptınız siz? Allah'ın hükmü geçsin diye, kelimetullah yükselsin diye, yeryüzünde Allah'ın kanunları hakim olsun diye ne kadar çalıştınız, ne yaptınız bakayım, ne gibi amellerde bulundunuz? Sual. O canı çıkan Müslüman veya insan şöyle cevap verecek. Kalu diyecekler ki künnâ müstedafîne fil arz. Arzda, yeryüzünde, yaşadığımız yerde biz zayıf idik, sözümüz geçmiyordu. Hiç kimseye söz geçiremiyorduk, gücümüz yoktu, iktidarımız yoktu. Pek fazla nüfuzumuz, hakimiyetimiz yoktu. Zavallı insanlardık diyecekler. Buna mukabil melekler de aynen şöyle söyleyecekler. Kalu, elem tekün arzullahi vasiha. Allah'ın arzı, arazisi, Allah'ın yeryüzü geniş değil miydi? فَتُحَاجِرُوا ف۪يهَا. Niçin o İslam'ın hükmünü yaşayamadığınız yerden çıkıp da bir başka memlekete gidip niçin orada Allah'ın hükmünü ikna etmediniz? اَلَمْ تَكُنْ اَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَا. Allah'ın arzı, Allah'ın yeri, Allah'ın arazisi tükenmiş miydi? Geniş değil miydi? فَتُحَاجِرُوا ف۪يهَا. Hicret edeydiniz. Bir başka memlekete gidip orada Allah'ın hükmünü yaşaydınız. Dininizi hakim kılaydınız. Neden dininizin yaşanamayacağı yerde boyun büktünüz? Neme lazım dediniz? Niçin neme lazım sözünü söylediniz? Niçin bana dokunmaya giren bin yaşasın dediniz? Niçin küfrün altına yaşadınız? Niçin şirkin altına yaşadınız diyecek. Allah'ın melekleri böyle soracak. فَتُهَاجِرُوا ف۪يهَا. Yeryüzünde diğer bir yere hicret etseydiniz ya, niçin çakılıp kaldınız? Ayet okuyorum. Ve susacaklar tabii, başka bir cevap veremeyecekler. Melekler diyecek ki فَاُلَٰئِكَ مَعْوَاهُمْ جَهَنَّمْ. Sizin gideceğiniz yer, Allah'a yemin ederiz, cehennemin ta kendisi olacaktır. وَسَاءَتْ مَص۪يرًا. Ne kötü bir yer orası, ne korkunç bir yer cehennem, ne müthiş bir yer o cehennem. Ve Cenab-ı Hak böyle saat demekle dehşetini haber veriyor cehennemin. İşte Kur'an-ı Kerim'deki yeri, hicretin yeri. Müfessirin
yani tefsir alimlerimizin beyanına ve hükmüne göre bu ayet Nisa suresinin 97. ayeti olan bu ayet müfessir, Kur'an'ı tefsir eden alimlerimizin beyanına göre bir yerde dinini, imanını, İslam'ını tam yaşamaya imkan bulamayan bir adamın oradan hicret etmesi ona bir farz, ona bir vacip, ona bir emir olmaktadır. Bunu terk ederse nefsine zulmetmiş olur. Zalimi enfusihim, nefislere yazık etmiş, nesillerini mahvetmiş olurlar. Ve cezaları cehennem olur diyor Rabbil Alemin. Bu ayet-i kerimenin tefsirinde şöyle bir hadiseye rastlıyoruz. Tefsir-i Kebir namındaki Fahruddin Errazi Hazretlerinin muazzam tefsiri olan Tefsir-i Razi'de, Tefsir-i Kebir'de aynı şöyle bir vaka var. İnne nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem ba'se hazihi ayete ila müslimi Mekke. Bu ayet-i kerime, okuyup izah ettiğim bu ayet-i kerime nazil olduğu zaman, geldiği zaman Resulullah aleyhissalatu vesselam bu ayet-i kerimeyi Mekke'deki Müslümanlara gönderdi. Henüz Mekke'de hicret etmemiş, orada az da olsa, birkaç kişi de olsa bulunan, Mekke'de bulunan Müslümanlara bu ayeti gönderdi. Fekale Cündüb ibn-i Damre libenihi, Cündüb isminde Hazreti Cündüb Ali radıyallahu anh, mümin Müslüman bir sahabi bu, Cündüb ibn-i Damre, bu mübarek sahabi bu ayet-i kerimeyi okur okumaz yaşlı bir Müslüman, اَحْمِلُونِي فَاِنِّي لَسْتُ مِنَ الْمُسْتَدَعْفِينَ, derhal benim hayvanlarımı hazırlayın, beni hayvana bindirin, ben Kur'an-ı Kerim'de bu ayet-i kerimde belirtilen zayıf insanlardan, beceriksiz insanlardan, perişan insanlardan değilim. وَلَا اِنِّي لَحْتَدِ الطَّرِيقِ, yolu da bilmiyor değilim. وَاللّٰهِ لَا اَب۪يتُ اللَّيْلَةَ بِمَكَّةِ, bu ayeti okuduktan sonra bu gece Mekke'de yatmayacağım, Medine'ye hicret edeceğim diyordu. Aynı anda. وَاللّٰهِ لَا اَب۪يتُ اللَّيْلَةَ بِمَكَّةِ, bu ayeti okuduktan sonra bu akşam ben Mekke'de yatmam. Hayvanını hazırlayın, hicret edeceğim diyor. Cündüb ibn-i Damre de yola çıkıyor. فَاَحْمَلُوهُ عَلَى سَر۪يرٍ مُتَوَجِّهًا اِلَى الْمَد۪ينَةِ, derhal onun hayvanını hazırladılar. Bir sedye üzerine, bir sedir üzerine onu bindirdiler. Medine'ye doğru yollandı. وَكَانَ شَيْخًا كَب۪يرًا, bu Hazreti Cündüb o kadar ihtiyardı ki, o kadar ihtiyar bir insandı ki, شَيْخًا كَب۪يرًا, çok yaşlı, çok ihtiyar idi. فَمَاتَ فِي الطَّر۪يقِ, daha yola çıkar çıkmaz birkaç saat sonra yolda öldü ve şehit oldu buyuruyorlar. Ayeti duyar duymaz Mekke'de kalmaktan vazgeçti. Hicret hemen hicrete kaydeder. Hicret çok mühim bir hadisedir. Bir yerde Müslüman Allah'ın indirdiği hükümlerle yaşayamıyorsa orada bir saniye bile bekleyemez. Allah'ın indirdiği hükümlerle yaşayamıyorsa, Allah'ın hükmü geçmiyorsa, Allah'ın dediği olmuyorsa, Allah'ın nizamı yaşanmıyorsa, Allah'ın iradesi sökmüyorsa haşa, mümin ya orada mücadele edip Allah'ın hükmünü baki kılacak yahut hicret edecek, bir farz oluyor. Bu hususu meşhur Elmalı tefsirinin ikinci cildinin 1437. sayfasında da okuyabilirsiniz. Dehşetli malumat veriyor, çok geniş malumat veriyor.